Taşdoğan, görev alan tüm arkadaşlarımızla beraber önce ülkem ve milletim, sonra partim ve sonra ben anlayışını bugün genel başkan oluşunun 20. yılına onurla ve şerefle girdiğimiz Sayın Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli'nin gözümüz işaret parmağında, kulağımız emirlerinde, gönlümüz yolunda, ülkümüz ülküsünde olmak kaydıyla değil 20 yıl, kıyamete kadar davamız uğrunda çalışacağız. Geleceğin lider ülkesi, milliyetçi Türkiye ve Turan'a kadar son nefes, son nefer ve son damla kana kadar mücadele edeceğiz. Rabbim bizlere, ülkemize ve şehrimize inşallah hayırlı hizmetler yapmayı nasip eder dedi. Kıymetli arkadaşlar, sizlerin de bildiği gibi son zamanlarda doktorlara ve sağlık çalışanlarına yönelen şiddetin hem oranları hem de dozajı artıyor. 3,5 yılda 32 bin doktor ve sağlık çalışanı hasta ve yakınları tarafından şiddet gördü. Sağlık sistemindeki aksaklıkların sorumlusu sağlık çalışanları olmadığı halde mağduru sağlık çalışanlarıdır. Son 9 ayda sağlık çalışanlarının 642'si fiziksel şiddete, 5165'i sözel şiddete ve 1185'i de hem sözel hem fiziksel şiddete uğradı. Şiddet vakalarının 1/3'ü fiziksel şiddeti içeriyor. %60'ı da hekimlere yönelik şiddeti içeriyor. Mesleğini yaparken şiddete uğradığı için hayatını kaybedenler oldu. Dikkat çekici bir başka nokta da hasta ya da hasta yakınlarının doktorlarını şikayet ettiği SABİM hattıdır. Böyle bir şikayet üzerine hakkında soruşturma açılan Doktor Melike Erdem bu nedenle yaşamını yitirdi. Bütün özverisine rağmen kıymetinin olmadığı durum ile karşı karşıya kalınmasına neden olan SABİM ile ilgili bir düzenleme yapılmalıdır. Sadece yasal düzenleme ile çözülemez elbet. Ama eğer şiddet sonrasında cezalandırma olmazsa diğer faktörlerle bir araya geldiğinde teşvik edici oluyor. Sağlık kurumlarında sağlık çalışanına şiddet uygulandığında 2 ila 4 yıl arasında bir ceza talep ediyoruz. Eğer şiddet nedeniyle sağlık hizmeti aksarsa cezanın yarım misli artırılması önerimiz de mevcuttur. Bu vesileyle Doktor Ersin Aslan Hastanesi ve Hatem Hastanesi'nde yaşanan şiddet olaylarını kınıyor, şiddete uğrayan arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.